Merhabalar, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nden iyi akşamlar diliyorum hepinize. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz çok derin. Hepimizin derdi, atıklarımız, çöplerimiz, onları ne yapacağız, nerelere atacağız, Türkiye'de bu işlem nasıl yapılıyor, o nedenle çok değerli ama çok değerli bir konum var. ÇEVKO, yani Türkiye Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer benim konuğum ve bizimle beraber olacak şimdi. Evet, o da hazır. İsteğini gönderdi. Ben de canlı yayına geçeyim ki siz de aklınıza gelenleri lütfen sorun. Hiç ama hiç çekinmeyin. Aklınıza ne geliyorsa sorun. Mete Bey bu konuda... merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de katıldınız gerçekten. Sizi şöyle tanıttım ben. Türkiye Çevre Koruma Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Vakfı Genel Sekreteri Mete İmer. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin sayfasındayız. Ben sigara içmiyorum. Siz içiyor musunuz? İçmiyorum ben de. İçiriyor musunuz etrafınızda, yoksa böyle kurumda falan böyle dışarıda içiliyor değil mi? Hayır. Tabii. Kurumda dışarıda içiyor artık. Uzun süredir öyle. Tabii. Yani bu alışkanlık haline almış olması lazım. Bütün kurumlarda sigarayı dışarıda içiriyoruz. Zaten içenler içsin. İçenlerle bizim derdimiz yok. Önemli olan başlamamak, hiç özenmemek. O bizim savaşımız. Mete Bey, çok teşekkür ediyorum gerçekten beni kırmadığınız için, bu yayına geldiğiniz için. Çünkü derdimiz çok büyük atıklarımızla. Covid-19 döneminde ister istemez normalden daha fazla atık ürettik, öyle diyeyim. Her şey ambalajlandı. En ufak şey bile poşetli. Bunları ne yaptık? Toplayabildik mi Covid döneminde? Gerekli çalışmayı yapabildik mi? Ne oldu? Evet, gerçekten de bu salgın döneminde hepimiz evlerimize çekildik ve ambalajlı ürünler tüketmeyi daha fazlalaştırdık. Tabii bu bir bakıma da iyi, çünkü gıdalar, işte kullandığımız ürünlerin ambalajlı olması onları daha güvenilir kılıyor. Ambalajı biz hiçbir zaman tabii hayatımızdan çıkaralım demiyoruz. Ambalajlı ürünü kullanmanın pek çok yararı var. Bir kere taşınmasında, ürünün bozulmaması için saklanmasında, üzerindeki etiketinde verilen mesajlarda, bütün bunlar gerçekten çok yararlı. Ama işte kullanıldıktan sonra bu bir atık haline geldiğinde onu ne yapacağımız çok önemli. O noktada buna ben elimizdeki bir tüketici açısından bir güç olarak bakıyorum. Bu aslında çöpe atarsak hiçbir şey. Ama bunu bir güç olarak görürsek ve bir kaynak olarak görürsek ve değerlendirirsek, o zaman hem çevre korumaya, hem ülke ekonomisine, hem sosyal kalkınmaya katkı sağlayacağımız bir kaynak halinde oluyor. Hep bu açıdan bakmak lazım. Evlerimizde kaldığımız süre içinde, bu salgın döneminde, bu tabii ki arttı. Biz onun için bununla ilgili çeşitli mesajlar verdik. Belediyelerin burada çalışmalarını devam ettirmesi çok önemliydi. Çünkü atıkları toplayan belediyeler, ön safhada çalışan görevliler, aynı sağlık görevlileri gibi bu sürede önemli bir misyonu yerine getirdiler. Onun için onlara hem teşekkür ediyoruz, hem de onların çalışması çevremizin korunması açısından çok büyük önem kazandı. Onun için yani bu dönemde gerçekten de ambalaj atıkları, geri kazanılabilir atık miktarı fazlalaştı. Bunlar toplanabildiği kadar toplandı. Tabii aksaklıklar oldu. Çünkü her şey normal değil. Olağanüstü bir dönemden geçtik. Şimdi biraz daha tabii düzene girmeye başladı. Bu bir tek ülkemizde değil, Avrupa'da da benzer şekilde bunlar oldu. Onları da takip ettik. Biz belediyelerle her gün temas halindeydik. Biz vakıf olarak işte evlerimizden çalışmayı sürdürdük biraz yana kadar. Ama o dönemde bunu hep
takip ettik. Geldiğimiz noktada bu yılda da gene geçtiğimiz yılda olduğu gibi atıkların toplanıp ekonomiye kazanılmasını sağlayacağız. Belli şeye yılın yarısını geçtik. Biraz geriden geliyor ama Normalen. yılın sonuna kadar toparlanacak diye düşünüyorum. Evet. Peki Çevko ne yapıyor? Onu bir anlatsak. Çünkü ben anlatıyorum. Çünkü biliyorsunuz sizinle aramızda çok özel bir bağ var gerçekten. Anlatıyorum ama bir de sizin ağzınızdan duysunlar. Çevko ne iş yapar? Kimdir? Nedir? Lütfen. Evet, Çevko aslında 30 yılıya yaklaştı, 29. yılımız. 1991'de kurulmuş ve ambalaj atıklarının geri dönüşümü, geri kazanımı konusunda uzmanlaşmış bir vakıf. Çalışmalarımız çok çeşitli. Öncelikle toplumda işte şimdi yaptığımız gibi bu farkındalık yaratmak çok önemli. Bir alışkanlık haline getirmek, geri dönüşümü, kaynağında atıkları ayrı biriktirip toplamayı, bu konuda çalışmalar yürüttü. Eğitim diyoruz, okul eğitimleri, işte ilkokul öğrencilerine yönelik pek çok eğiticilerin eğitimi şeklinde tiyatromuz var. Tiyatromuzla bilgilendirmeye çalışıyoruz. Kamu spotlarıyla işte birlikte yaptığımız çalışmaları siz çok iyi biliyorsunuz. Kaç yıldır bu Tabii. konuda birlikte çalışıyoruz. Yani burada en önemli şey tabii tüketiciden başlıyor bu olay. Biz tüketiciler olarak, bireyler olarak biraz önce söylediğim gibi bu çıkan elimizdeki kullanılmış ambalajları bir değer olarak görür ve bunu ayrı biriktirirsek bunlar ekonomiye kazandırılıyor. Ve böylece de hem çevremizi korumuş oluyoruz hem bir iş imkanı yaratıyordu çalışanlar için. Bu faaliyetlerin içinde yer alıyor Çevko. Şimdi burada çeşitli aktörler var. Bir kere dediğim gibi bireylerde başlıyor iş ama tabii o oradan devam etmesi gerekir. Burada bizim elimizden işte biriktirdiğimiz işte bu atıkları, çıkartacağımız atıkları birisinin toplaması lazım. Bu belediyeler, aslında belediyelerin bu konuda görevleri var. Ama ülkemizde tabii belediyeler bunu doğrudan kendileri yapmıyor. Bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı burada önemli. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın lisans verdiği kuruluşlar var. Onlarla işbirliği içinde bunlar toplanıyor. Bir ayırma tesisine gidiyor. Ayırma tesisinde çünkü bunları biz ne kadar istesek yeterince ayıramıyoruz. O ayırma tesisinde esas ayırma tabi tutuluyor ve oradan geri dönüşüm tesisleri var. Gene lisanslı. Oralara gidiyor. Orada da yeni ürünler yapılıyor bunlardan. Ama tabii Siz de her şey yeri. yapıyorsunuz. Bir takım ürünler. Ben biliyorum. Evet. Ama bu tabii bireysel çabayla yapılan bir çalışma sizinki. Orada daha ekonomik, daha büyük boyutlarda tekrar bunların ülke ekonomisine kazandırılması, çeşitli ürünler, ambalajlar olabilir, başka ürünler olabilir. Bunlar yapılıyor. Bir de burada tabii bu işler yapılırken bir maddi destek gerekiyor, bir kaynak gerekiyor. Onu da ambalajlı ürünü piyasaya süren firmalar aslında bu kaynağı sağlıyor. Bu Ne çok kadarını sayıda toplamak firma var zorunda? ambalajlı ürün. Şimdi o işte Yani mesela bir ben bir yasal ambalaj düzenleme ürettim diyelim. var. Evet. Şimdi Yani bir burada tabii ambalaj ürün ambalajı ürettim, bunu üretmek toplamam lazım. tabii o ambalajlı ürünün bu sene işte yanlış hatırlamıyorsam 54 genelde %60 bazı malzemelerde %60 var. Geçen sene piyasaya sürdü, piyasaya sattı 2019 yılında diyelim 100 tonsa bu yıl tutup onun 60 tonunu toplayıp geri dönüştürüldüğünü bakanlığa bildirmek zorunda ve bu yükümlülük bir yasal yükümlülük şirketlerin üzerinde olan. İşte biz bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde görev üstleniyoruz. 2005'ten beri bu konuda daha aktif olarak çalışıyoruz. Aslında gönüllü olarak başladığımız bir çalışma bu. Üyelerimiz var. Üyelerimize bu konuda destek olurken işte 2005'ten itibaren yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen firmalar, işte binlerce firma var. Onlarla işbirliği yapıyoruz. Belediyelerle, lisanslı
şirketlerle bir arada onları destekleyerek bu atıkların toplanmasına gayret ediyoruz. Biz böyle bir çalışma içindeyiz. Ama galiba en büyük atığı evler çıkarmıyor, değil mi? Sanayi. Sanayide çıkıyor büyük atıklar. Yani ne bileyim ben büyük böyle plastikler, atık kablolar, efendime söyleyeyim teknolojik malzemeler. Bunlar hep şeyde çıkıyor. Yani üretici de. Diyelim ki ben pet şişe üretiyorum. Benim ürettiğim pet şişe bütün Türkiye'ye dağılıyor. Ve ben bunun %60'ını geri toplamak zorundayım. Değil mi? Yani bizi dinleyenler ancak öyle Evet. anlatabiliriz. Doğru. %60'ını geri toplamak zorundayız. Bu evlerden birer birer toplamakla olmuyor. Değil mi? Bunları belediyeler bir şekilde topluyorlar ve %60'ı nasıl denk getiriyorlar? Şimdi Ya şöyle tabii hesaplar nasıl bu yapılıyor? atıklar, evet atıklar tabii sanayi den çıkan yani fabrikaların çıkarttıkları atıklar var. Bir de bizim tabii özellikle üstünde durduğumuz evlerden veya evsel dediğimiz ticarethanelerden, işte satış noktalarından, iş yerlerinden çıkan atıklar var. Türkiye'de baktığımızda tabii çok çeşitli atık var. Ben burada ambalaj atıklarından bahsediyorum. Ama bunun yanında işte başka atıklar, aküler var, piller var, atık yağlar var, diğer atıklar da var. Onların da hepsi bu yasal bir düzenleme içinde toplanıp geri dönüştürülmesi gerekiyor. Onların da bu yönetmeliğe tabi. Ama ambalaj atıklarına baktığımızda yani bence yarı yarıya bir kız sanayiden de tabii çıkıyor ama evlerden özellikle belediye atıkları dediğimiz belediyelerin mücavir alan sınırları içinden çıkıyor. Esas bu atıkları toplamak zor. Çünkü fabrikalardan çok daha kolay, daha temiz, oradan büyük miktarda toplanıyor ama evlerden, iş yerlerinden, belediye mücavir alanının içinden çıkanları toplamak daha zahmetli, daha mali. Onun için burasının desteklenmesi gerekiyor. İşte o şeylere biz tutmaya çalışıyoruz. Yani bir firmanın Bir sesiniz geldi gitti. Sesiniz geldi gitti Mete Beyciğim. Beni duyuyor musunuz? Sesinizde problem var Mete Bey. Mete Bey beni duymuyor. Mete Bey, seste problem var sanıyorum seste. Acaba bir kez daha açıp kapatabilir misiniz? Ya ben sizi kabul edeyim. Konuşun lütfen. Lütfen merhaba deyin bana. Bir kez açıp girer misiniz? Kapatıp tekrar girer misiniz? Ben sizi kabul edeyim, yine istek gönderin lütfen. Olur mu? Sıkıntı var çünkü. Tamam. Kapatalım. Nerede sizin yardımcı? Ha, tamam. Tekrar girin. Evet, seste problem oldu. Zaman zaman olabiliyor bu. ÇEVKO Genel Sekreteri sevgili Mete İmer konuğumuz. Evet, şimdi çağırdık. Geliyorlar. Tekrar Dilek Uslu geldi. Dilek hoş geldin. Fatma Yanoğlu geldi. Günür Özsoy burada. Polimeri bekliyorum gelsin. Konuşabilir misiniz? Mete Bey? Duymadım. Ben anlatıyordum ama Tamam. orada kopmuş, Evet, şey koptu koptu ya, orada. şey yapamadım, alamadım. Orada koptu. Olsun varsın. Kusura bakmayın. Evet, Olsun olur. varsın. Evet. Evden toplamanın ne kadar zor olduğunu söylüyoruz. Çünkü biz atmayı bilmiyoruz. Çünkü yaş Evet. çöplerle karışık atıyoruz. İşe yarayan bir sürü malzeme de çöp Evet. olup gidiyor. Ne yapıyorlar Çok onları? doğru. O çöp olanları ne yapıyorlar? Gömüyorlar mı? Yakıyorlar mı? Ben biliyorum da Çöpler tabii. anlatırken. Gömülüyor. Türkiye'de büyük ölçüde gömülüyor. Yani Avrupa'da başka ülkelerde yakma da var ama Türkiye'de biz gömüyoruz. Şimdi tabii bizim büyük bir sorunumuz vardı. Bu vahşi depolama dediğimiz bunları gelişigüzel gömüyorduk. Şimdi hiç değilse, şimdi dediğim işte 15 yıldır falan
düzenli depolama alanları var. Buralara gömülüyor. Sızdırmaz bir şekilde. Bunlar tabii yüksek işte yatırım gerektiriyor. Bir mali bir şey bunlar sonuçta. Ama geleceğe yatırım. Bir şey. Çocuğumuz, çoluğumuz için önemli Ama yani. şöyle yani bu tabii daha iyi. Yani vahşi depo iyi ama en iyisi de tabii hiç gömmemek. Çünkü bunun içinde pek çoğu değerlendirilebiliyor. Şimdi sıfır atık dediğimiz biliyorsunuz bir de kavram var. Sıfır atık Evet. aslında hiç gömmeyeceğiz. Bütün her şeyi yeniden kullanacağız, değerlendireceğiz. Gübre yapacağız, kompost, organik atıklardan. Hedef bu. Buraya doğru tabii ki gitmek. Bu da işte farklı bir ekonomik modeli gerektiriyor. Biz buna işte döngüsel ekonomi diyoruz. Bütün atıkların değerlendirildiği. Sadece atıklar yok da bir döngüsel Tabii, ekonomide. tabii. Her şeyi daha çok kullanmak var. Yani daha onarmak Aslında var. öncelikle al, Ürünleri bir an yani önce daha böyle evet. daha minimal yaşamak, belki Ya almamak, mümkün alırken olduğu kadar düşünmek, hayatı biraz daha sadeleştirmek, değil mi? İlk başta tabii. Tabii yani felsefi bir yaklaşım da var orada. Bazı paylaşım ekonomisi, paylaşalım, her şeye sahip olmayalım. Yani herkes bunu paylaşarak devam etsin. Neden? Çünkü çok ciddi bir nüfus var ve kaynaklar kısıtlı. Özellikle bu elektronik baktığımız zaman elektronik ürünlerin yapımında kullanılan kıymetli malzemeler var, metaller var. Bunlar her yerde çıkmıyor. Bunlar özellikle Doğu ülkelerinde var, Çin'de var. Çin çok ciddi şekilde bunları ihraç ediyor. Bu mesela Avrupa açısından bir sıkıntı konusu. Çünkü o teknoloji geliştirmek isterken esas ham maddeler orada. Dolayısıyla bu iş Avrupa'da biraz daha hızlı ilerledi ve Avrupa bir döngüsel ekonomi paketi diye bir paket açıkladı. Bununla ilgili şimdi komisyon kabul etti. Bütün üye ülkeler bunu uygulayacaklar. Burada işte bu kıymetli malzemelerin tekrar değerlendirilmesi var. Atıkların temelde yeniden değerlendirilmesi, daha kaliteli ürünler yapılması, işte paylaşılması, tamir edilebilirliği, önlenmesi, atık olmanın mümkün olduğu azaltılması, tekrar kullanılması gibi yani doğrusal bir ekonomiden döngüsel, yuvarlak, dairesel, çevresel bir ekonomiye geçişten bahsediyoruz. Doğrusal niçin doğrusal? Doğrusal ekonomi şu, ham maddeyi çıkarıyorsunuz, Evet. üretiyorsunuz, kullanıyorsunuz ve geri kalanı atıyorsunuz. Bir çizgi halinde ve orada bitti. Halbuki çevre bunu bir çember olarak düşünürseniz, ürettiniz, kullandınız, ondan sonra tekrar değerlendirdiniz. Dolayısıyla daha az kaynağa ihtiyaç hasıl olacak şekilde bunu döndürebiliyorsunuz. Daha tasarruflu, daha uzun ömürlü ürünler yapıyorsunuz. O zaman hem çevreye daha az zarar veriyorsunuz, hem kalkınmanızı Tabii. sürdürebiliyorsunuz. Yani bunun böyle bir şey var. Ben Bu şöyle buraya doğru gidiyor doğru şimdi bütün söylüyorsunuz. gelişmiş ülkeler ve insanlık. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer hani bu attığımız malzemenin normalde neye geri dönüştüğünü bilirsek biraz daha zor atarız gibi. Ya da onu atmanın hayatımızda nelere mal olduğunu. Yani bir hamburgerin bilmem kaç bin litre su ile yapıldığını, efendime söyleyeyim bir plastik pet şişenin bilmem kaç litre sulardan geçtikten sonra yapıldığını, bir tişörtün kim bilir hangi kimyasallarla oluşturulduğunu, bunu geri dönüştürülmüş bir iplikten yapılanı giysek daha ekonomik ve daha en azından ekonomimize katkıda olacağını bilseler belki daha zor atarlar. Yani attığı bir yoğurt kabından belki oturduğu sandalyenin plastik kısmının yapıldığını bilse ya da işte deterjan kabından diyelim. Belki daha o zaman farklı bakar şeye kullandığı eşyaya diyorum. Biz bunu mu anlatamıyoruz acaba? Yani benim dilimde tüy bitti ama ben biraz böyle hani etrafımdaki insanlara anlatmaya çabalıyorum. Ama biz acaba bunu yeterince anlatamıyor muyuz? Yani doğru atmak.
Ne diyorsunuz? Para ettiğini düşünse belki acaba nasıl davranır? Gelse yurt dışındaki gibi her bak gene kayboldunuz. Neyse bir daha gönderir. Yani yurt dışında mesela bizi izleyen dostlarımıza söyleyelim. Yurt dışında şey yapıyorsunuz. Bir şişeyi geri verdiğinizde size 1 sent, 2 sent ya da işte ne kadarsa o kadarını geri veriyor. Şeyi ödediğiniz paranın. Yani mesela şöyle Mete Beyciğim, yurt dışında mesela bir şişe pet diyelim kola içtiniz. Şişeyi geri verdiğinizde hiç olmazsa size 1 lira, 1 sent, 2 sent neyse bir para hesabınızdan düşüyor. Amerika'da mesela eğer bir poşet aldıysanız daha sonra o poşeti getirip kullandığınızda veya şey yaptığınızda o poşetin ücreti kadar belki size minicik bir indirim yapabiliyor. Bir sürü böyle yöntem var. Acaba biz mi bunu nasıl yöneteceğimizi bilmiyoruz. Evlerdeki atık yönetimini anlatamıyoruz. Şimdi tabii çok güzel söylediniz. Farkındalık ve bilinç her şeyin başında geliyor. Farkındalık yaratmak için de o atığı neye ne yapılabileceğini onunla ne değer kazanacağını gösterebilirsek o gerçekten o bilincin oluşmasında çok büyük yarar sağlar. Burada tabii birkaç metot var. Bir teşvik var. Bir yaptırım, ceza var. Yani bunların hepsini bir arada uygulamak gerekiyor. Başarıya ulaşmış ülkelerde onun hepsini birden görüyoruz. Yani bir yasal bir kural varsa o kurala uymayanı önce denetlemek sonra da buna bir yaptırım uygulamak gerekiyor. Ama iş tabii sadece yaptırımla değil bir de teşvik etmek lazım. İnsanlar o yaptıklarının karşılığını bir şekilde maddi olarak alacaklarsa veya ekonomiye katkı sağladıklarını manevi olarak hissederek bir bu konuyu düşünürlerse o zaman da gene bu işi yapıyorlar. Yani burada tek bir formül yok. Hepsini birden uygulamak gerekiyor. Hı hı. Önemli olan tabii altyapıyı kurmak. Altyapı derken işte herkesin sorumlulukları belli, roller belli. O sorumlulukları yerine getirmek için burada denetim, işte bizde Çevre Şehircilik Bakanlığı, il müdürlükleri, belediyeler, onlar görevini yaparsa birincisi bu. İkincisi işte bu farkındalık, siz, ben bunu kamuoyunda çok daha fazla duyurabilirsek artık çocuklarımız, gençlerimiz bunu okullarda öğrenip alışkanlık haline getirirse bu da çok önemli bir adım, ikinci adım. Üçüncüsü sizin dediğiniz depozito yöntemi. Yani götürdüğünüz zaman bir ambalajlı ürünü, bazı içecek ambalajları tabii hepsinde de değil, yapmak tabii, pek tabii mümkün değil şu anda. Onu götürdüğü zaman karşılığında bir bedeli aldığı zaman onu tutuyor, kendisi götürüp vermek istiyor. Bu da tabii ki bir teşvik olabilir. Bunların hepsini uygulayabilmemiz gerekiyor. Yani tek bir yöntem yok. Ama büyük ölçüde baktığımızda bu kaynakta ayrı toplama dediğimiz, yani evlerimizden kapı kapı toplamalar ya atık torbalarıyla veya dışarıdaki bu kumbara diyoruz biz bunlara, atık kumbaralarıyla konteynerlere atılarak toplanması esas olmalı. Bu sistemi çok iyi işletmek. Buna ek olarak üstüne tabii ki bu depozito sistemi de uygulanabilir. Nitekim bizim ülkemizde şimdi yasa çıktı. Önümüzdeki yıldan itibaren depozito, zorunlu depozito dediğimiz uygulama başlayacak. Yaşasın. Zaten ülkemizde gönüllü depozito uygulayanlar var. Mesela bira aldığınız zaman bira şişelerinin bazen üzerinde depozitolu yazıyor. Onu götürüp bakkala verdiğinizde onun parasını alabiliyorsunuz. Bu zaten ülkemiz için yeni değil. Eskiden daha çok veya başka neydi? Şeylerde de var mesela. Daha çoktu belki. Ama işte onun kolay değil. Onu da çevresel etkisini düşünmek lazım. Çünkü tek kullanımlık bu ambalajları topladığınız zaman bir kere taşımanız gerekiyor. Yıkayacaksınız. İçini tekrar hijyenik bir şekilde dolduracaksınız. Bütün bu süreç içinde de tabii çevreye
bir takım etkileri var. Yani işte o salınan emisyon, ondan sonra yıkanırken harcanan su, tekrar ve onun temizliği, hijyeni tüketiciye dönmesi ve bu tabii ciddi bir maliyet Tabii. o işi yapan şirketler açısından. Onun için bunu bazıları tercih etti, bazıları etmedi. Gönüllü olarak yapan şirketler var ama benim bildiğim bira şirketleri, gazlı içecekler bir kısmı bu depozito sistemi var. Güzel. Şimdi zorunlu olarak depozitoyu gideceğiz, yani yaşayacağız. Belki önümüzdeki yıla yetişmeyecek ama ondan sonraki birkaç yıl içinde. Bu farklı bir yöntem. Şimdi ürünler toplanıp içi doldurularak tekrar tüketiciye dönmeyecek. Bunlar geri dönüşüme gidecek. Ama bir bedel gene şeye, vatandaşa verilecek. O şişeler veya işte içecek ambalajları kırılacak. Geri dönüşüme gidecek. Onlardan Başka başka şeyler ürünler yapılacak. de yapılabilecek. Bu da depozito. Yani buna biz tek yönlü depozito diyoruz. Diğeri tekrar kullanımlık, yeniden kullanılabilir depozito. İki farklı yöntemi var. Ama ne olursa olsun bütün bunlar atıkların değerlendirilmesi için, bunların bir kaynak olarak kullanılması için önemli enstrümanlar. Çok güzel. İnşallah güzel olur ama bu COVID-19 nedeniyle bir takım şeyler hep böyle bir tık ileri gitti gibi. Acaba geri dönüşüm sektörü de durdu mu? Ne oldu? Yani mesela ben şunu biliyorum. Akademi çevreden biliyorum. Mesela havalimanı çalışıyordu. Orada bir geri dönüşüm tesisi vardı. Havalimanı çalışıyordu ama havalimanı durdu, uçmadı mesela. Dolayısıyla oradan bir atık dönüşümü olmadı. Bunun gibi acaba Türkiye'de özellikle sanayide sektör ne durumda? Geri dönüşüm sektörü. Şimdi tabii bu salgından çeşitli sektörler değişik şekilde etkilendiler. Özellikle turizm sektörü bundan ciddi şekilde etkilendi. İşte horeka diyoruz biz kısaltıp, otel, restoran, kafelerin olduğu, özellikle cam ambalajların kullanıldığı ve geri dönüştürüldüğü o sektör ciddi şekilde etkilendi. Buralarda azaldı. Gıda ürünleri çok fazla etkilenmedi. Onların ambalajları gene toplandı. Yani çeşitli sektörler değişik şekilde etkilendi ve tabii ekonomi ciddi bir krizle karşı karşıya. Bu yılı tabii küçülmeyle bitireceğimiz gözüküyor yıl Öngörüldü tabii. sonunda. Bu da tabii ekonomik bir yük. Hem şirketler üzerinde yük, hem hepimiz üzerinde, bireyler üzerinde ciddi bir yük. Onun için bu dönemde çok ciddi işte bu mali etki yapacak bir takım uygulamaları ertelemek gerekti. Mesela geri kazanım katılım payı var. Böyle bir aslında bu bir çeşit vergi. Yasal olarak bu çıkmıştı. Böylece bütün ambalajlı ürünler, aküler, piller, televizyonlar, bütün ürünler ithal edilmiş veya Türkiye'de piyasaya sürmüş, hepsinden bir harç, bir pay alınacaktı. Bunun mesela uygulaması ertelendi. En azından şimdi Temmuz ayına kadar. Çünkü bu çok ciddi bir yük ve ciddi bir etki yapabilir. Şirketlerin bunları ödeyecek güçte kalmadı. Olmayabilir tabii. Dolayısıyla yani bu içindeki süreç ister istemez bizi şu anda ekonomiyi canlandırmak önemli bir problem. Bunun üzerine gidiliyor. Bir takım şeylerin belki ertelenmesi gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir süreci Ya yaşıyoruz şey dediniz gerçekten. zaten hani Evet. canlandırmak adına yapılan şeyler. Hani bir kere istihdam azaldı, efendime söyleyeyim girdiler. Tabii. Bazı sektörlerde girdiler, azaldı, çıktılar. Zaten sadece gıda sektöründe şu anda görülüyor. Hayır, mesela ben müzisyenim ve dolayısıyla benim de diyelim ki artık hani sahne giysisine ihtiyacım şu anda kalmadı. Ayakkabılarımı giyemiyorum, çantalarımı kullanamıyorum, hiçbir şey mi? Yani sektörün durmasıyla beraber benim de kendi sektörüm için tüketimim durdu.
Yani kendimden örnek vererek söylüyorum. Dolayısıyla ben de tıpkı geri dönüşümün ana şeyi için, hani böyle ana kuralları gibi, ben de almayı azalttım. Tekrar kullanmaya başladım. Hatta eskilerimi yenileyerek, siz de biliyorsunuz çok seviyorum hep yeniden değerlendirerek kullanmayı ve bu şekilde yürütmeye çalışıyorum. Fakat burada şey çok önemli. Yani bu sektörde farklı bir şey yapmak. Mesela son zamanlarda çok fazla yiyip içme söz konusu olunca bu yaş atıkları değerlendirme, yani kompost merakı çıktı. Ya da işte evde, bahçede, balkonda tarım merakı çıktı. Ve devlet de zannediyorum bu üretme, tarım işini de önemsiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Kompost, ben ölüyorum kompost yapayım diye evimde. Fakat balkonum yok. Nerede yapayım, ne yapayım? Öneriyor musunuz bizi izleyenlere? Ne yapalım yaş atıklarımızı? Tabii şimdi sıfır atık dediğimiz zaman hiçbir şey çıkmaması lazım. Yani bütün atıkları değerlendirmemiz lazım. Halbuki Türkiye'de ciddi bir organik atık dediğimiz işte meyve sebzelerin atıkları, yediğimiz yiyeceklerin atıkları çok ciddi bir yer tutuyor. Bunları eğer göz ardı ederseniz o zaman ciddi bir şekilde gene çıkan bu atıkları gömmek gerekiyor. Onun için bunu değerlendirmek, işte kompost yapmak gerekli. Fakat şeyin tabii olsun demekle olması mümkün değil. Ekonomik olması lazım. Yani bunun teşvik edilmesi lazım. Bu çıkan, yapılan gübre, kompost nerede kullanılacak, bunun nasıl sağlanacak? Yani bunun bu ve diğer bütün bahsettiğimiz bu atık yönetiminde o çok önemli. Biz sürdürülebilirlikten Evet. bahsediyoruz. Dolayısıyla sadece çevre için bir işi yapabilmeniz mümkün değil. Çünkü o ekonomik değilse, eğer sosyal bir takım kazanç sağlamıyorsa o zaman onu devam ettirmek çok kolay değil. Onun için bunda da öyle. Yani bunu araştırmak lazım. Devletin de burada tabii bir takım teşvikleri vermesi gerekiyor. Döngüsel ekonomiye geçişte de öyle. Yani bunlar kendi kendine olmuyor. Çok farklı bir iş yapma yönteminden bahsediyoruz. Kesinlikle. Burada işte bir takım teşvikler, krediler bunların olmasıyla ancak olumlu, verimli bir sonuç alınıyor. Dolayısıyla komposta da bu böyle. Ben hatırlıyorum İzmir'de işte Harmandalı'da çöplük vardı. Ve oradan çıkan ürünler orada kompost da yapılıyordu. Kompost. Yine kesildi sesiniz. Ses kesildi. Mete Bey, sesiniz kesildi yine. Yeniden girer misiniz? Mete Bey, tekrar girer misiniz? Tekrar girer misiniz yeniden? Ses yine kesildi bu arada. Hadi bir daha girin. Bugün fırtına dolayısıyla ister istemez yayınların hepsi böyle biraz çetrefilli geçiyor. Hadi bir daha girelim lütfen. Olur mu? Öğrendiniz zaten. Lütfen bir kez daha kapatıp girin. Girin lütfen. Heh, tamam. Bugün fırtına bayağı etkiledi herhalde her şeyi. Bazı yerlerde çekiyor, bazı yerlerde çekmiyor. Umarım güzel, şahane, bana göre bir program oluyor. Çünkü her zaman bunları konuşmuyoruz. Çoğu zaman işte laga luga geyik. Ama bunlar bizim görüşmemiz gereken şeyler. Ve doğa ve çevre çok kıymetli. Eğer sizler destek olmazsanız ve sizlerin yardımı olmazsa biz bunları yapamayız. Mete Bey'le ben ne kadar anlatırsak anlatalım. Sizlerin istekli olmanız lazım. Yaşam tarzı haline getirmeniz lazım. Elinizde böyle ben bunu nereye atacağım diye bir düşünmeniz lazım. Değil mi? Bu arada Dilek Hanım bizimle beraberler. Gökhan Uncuoğlu size selam söylüyor. Mete Bey şahanesiniz diyor. Onu da iletmiş olayım. Teşekkürler. Şimdi gelelim konumuza. Evet. Ağır Evet. konu.
Sigara. Dünyada iki şey çöpten sayılmadan atılıyormuş. Bir sigara izmariti, iki sakız. Ve ciddi şekilde para harcanıyormuş bu her ikisi için de temizliğine ve toplanmasına. Fakat ne yapsalar, ne etseler onların böyle at fırlatılmasına engel olamıyorlar. Dünyada neler yapılıyor? Biz Türkiye'de pek bir şey yapamıyoruz rögarları tıkamak dışında. Dünyada neler yapıyor? Biz nasıl mücadele edebiliriz? Bir fikriniz var mı bize söyleyeceğiniz? Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak. Evet, bu sigara izmaritleriyle ilgili ben de işte bu döngüsel ekonomiden bahsettim. Avrupa Birliği'ndeki bir paket var, ondan da söz ettim. Onu incelerken bir şey dikkatimi çekti. Özellikle deniz çöpü. Deniz çöpünün içinde bu Deniz çöpü, plastik yani nasıl tanımlayacağız onu? deniz kirliliği Deniz diyelim, ama kirliliği, onu evet. daha doğru tanım olarak deniz çöpü diyorlar. Çünkü kirlilik biraz daha farklı ama deniz çöpü diye geçiyor. Dolayısıyla bunun için tabii pek çok şeyle bileşenler var. İşte plastikler başta geliyor ve plastiklerle ilgili ciddi bir mücadele. İşte hangi plastikler nasıl üretilecek veya kimilerinin yasaklanması, tek kullanımlık plastiklerden bahsediyorum. Tabii. Orada da iki önemli şey var. Yani bana biraz yabancı olduğu için dikkatimi de çekti. Bir tanesi bu sigara İçmiyorsunuz ya, o yüzden. Tabii. içmiyorum ve bunun da bu şeye girmesi enteresan. Yani burada bir ağlar var. Denizdeki bu ağlar, kopan ağlar, bu deniz kirliliğine veya deniz çöpüne neden olan bir tanesi de sigara izmaritleri. Bunlarla ilgili bu Avrupa Birliği paketinde bir takım öneriler var. Burada gene üreticileri sorumlu tutarak üretici sorumluluğuyla bunu çözmeyi öneriyor Avrupa Birliği. Yani eğer diyor bir denizde bir kirlilik olursa bu sadece onu denize atanla ilgili değil, onu üretip de satanın da sorumluluğu var. Onlara bununla ilgili maliyetleri yükleyeceğiz diyor. Şimdi ilk bakıldığında bu biraz insafsız gibi gözüküyor. Çünkü sonuçta onu piyasaya sürmekle işi bitti gibi düşünülüyor şirketin. Ama aldı, içti. İçen kişi burada tabii çok önemli. Onu götürüp de bir kül tablosuna veya işte bir çöpe atacağına götürüyor, yere atıyor veya denize atıyor. O sorumluyken tutup diğerini sorumlu tutmak biraz insafsızca gibi gözüküyor. Ama onun arkasında bir mantık var. Şimdi o şöyle, yani bu bilinçlenme çok önemli. Tabii ki tüketici bilinçlendirilmeli. Onu insanların denize atmaması sağlanmak için çeşitli işte yayınlar, cezalar, yaptırımlar, şunlar bunlar uygulanmalı. Ama bir taraftan da üreticilere bu konuyla ilgili bir maddi katkı sağlama zorunluluğu getiriyor. O zaman üreticiler bu ürünlerini satarken bu maliyeti onun ürünün içine koyuyorlar. Yani gene aslında tüketiciye bunu ödetiyorlar. Evet, Ama evet. ellerinde bununla ilgili bir kaynak olduğu için o deniz kirliliğinin temizlenmesinde o zaman bir kaynak oluşuyor. Yani bunu gidip vergiyle bütün vatandaşlardan almak yerine sadece sigarayı kullananlar sigarayı alırken ödedikleri paranın içinde bu bedeli de ödeyerek bu konuda daha diyelim hakkaniyetli, adil bir çözüm getirilmiş oluyor. Aslında benim bu bahsettiğim genişletilmiş üretici sorumluluğu işte bizim ÇEVKO olarak yapmaya çalıştığımız, uyguladığımız bir model. Yani sadece sigara izmaritlerinde değil, bütün diğer ürünlerin kullanıldıktan sonra değerlendirilmesiyle ilgili üreticilerin kendi sorumluluklarının ötesinde genişletilmiş olarak sorumluluk üstlenmeleri, bunu tabii ki piyasa koşullarında fiyatlarına yansıtmaları ve bununla ilgili bedelleri de maliyetleri de işte kirleten öder dediğimiz prensip bu aslında. Buna göre ödemeleri. Yani aslında tüketiciden bu parayı baştan alıp çevrenin
temizlenmesi veya geri dönüştürülmesi ile ilgili toplama maliyetlerini baştan tüketiciden alıp onu ürüne yansıtıp o bedeli de o işi yapan belediyeler, işte lisanslı toplayıcılar, geri dönüşümcülere aktarmaları. Yani böyle bir metot aslında bir finansal enstrüman olarak bütün dünyada, özellikle Avrupa'da çok yaygın olarak kullanılıyor ve başarıya ulaşmış bir yöntem. Böylece toplama oranları çok yüksek. Yani Avrupa'da işte İzmarit değil ama %60'lar. genelinde konuşuyoruz, değil Hayır mi? hayır, diğerlerini konuşuyorum. Eyvallah. İzmarit bu metotla toplanabilir mi diye ben orada benzer metodu İzmarit'e de uygulamaktan bahsediyorlardı. Ama daha tabii bu yasalaşmış bir şeydi. Bir öneri olarak ben bunu okudum ama daha sonuçlanmış değil. Ben bir örnek olsun diye söyledim. Anladım. Yani burada hem üreticiler hem tüketiciler sorumlu olarak üretilebilir bir çözüm. Ama Aslında tabii biz bir de toplumsal tehlikeli atık kültürden sayılır. ben bahsedeyim. Yani birazcık Tabii. evet. Yani aslında Şöyle sigara yani izmariti biz bakın tehlikeli bir atık. toplumu Ağızdan çıkan bir evet. şey yani. Ben mesela belki koronaya yakalanmış olabilirim. Benim izmaritime basan birisi de onu taşıyabilir. Ya da işte ben mesela belediyeye attığım izmaritlerle ekstra temizlik yükü çıkarıyor olabilirim. Fakat bu geri dönüştürülemediği yani geri dönüşümü işe yaramadığı için herhalde geri dönüş yani bunu toplaması da çok cazip gelmiyor insanlara izmaritin toplanıyor olması değil mi? Yeniden kullanılamaz. Yakılabilir ancak. Yani çalışmak lazım. Teknolojiyle her şeyi çözmek mümkün. Belki bugüne kadar üzerinde düşünülmemiş. Bunlar toplandığı zaman bunların bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olabilir. Çeşitli araştırma geliştirme yapılıyor. Burada bir ekonomik değer olduğu gözükürse neden olmasın? Çünkü o da bir çeşit plastikten oluşuyor. Onun Tabii. da tabii ki değerlendirilmesi mümkün. Tabii toplaması ciddi bir maliyet. Eğer bu maliyet karşılanırsa, bu toplandıktan sonra değerlendirilirken araştırma geliştirmeye bu ortaya çıkarsa neden olmasın? O da olabilir. Bütün mesele hepsinin verimli ve akılcı bir takım çözümlerle bu işin çözülmesi. Biraz da tabii kültür önemli. Biz bunu hep konuşuyoruz. Bizim ülkemizde işte Türk toplumunda bir şekilde evlerimizin içi temizdir. Dışarısını çok önemsemeyiz. İşte Batı toplumlarında da evlerin içi kirlidir, dışarısı temizdir. Yani o yani biraz sokağa tabii atıyoruz elimizi. Sadece izmarit değil, başka şeyleri de rahatça Eyvah, tam böyle tatlı tatlı yine kesildi. Kesildi yine Mete Bey. Yine kesildi. Bir kez daha gireceksiniz. Tamam? Bir kez daha. Kesildi, bir kez daha girsin. Tam tatlı tatlı anlatıyordu gerçekten. Olsun varsın. Bugün özel bir fırtına var, acayip. Acayip kötü bir şey biliyorsunuz yaşadık. Kötü bir gün yaşadık. O yüzden çok normal karşılıyorum. Bakalım izmariti nasıl şeye dönüştürebileceğiz. Olsun. Bugün ama çok kötü bir ben hava vardı ya. anlatıyorum. Arada kesiliyor. Olsun. Hep bir girdik Ben çıktık size ama işaret işte ediyorum zaten. Çok olsun. kötü bir hava vardı ya bugün. İnternet ister istemez formunda değil. O nedenle bizi izleyenler de normal karşılıyor zaten. Buyurun lütfen devam edin. Evet yani onu söylüyordum. Bu toplumsal bir alışkanlık aslında. Kültür. Değiştirmek çok kolay değil. Kültür. Ama işte kuşaktan kuşağa hepimizin çabalarıyla işte bu eğitim ile okullarda olsun işte çeşitli vasıtalar bunu desteklemek gerekir diyeyim ben. Sorular varsa belki bir iki En soru da alabiliriz. tamam. Bilmiyorum sizin Mesela benim zamanınız nasıl. kafamdaki sorular var. Her şeyden önce ben bir türlü zaten bunu şey yapamıyorum yani kafamdakiler şey. Mesela sakız da aslında bir tür plastik ve atık attığın zaman. Üstelik de her yere yapışan ve gerçekten çıkmayan ve temizlenmesi de son derece maliyetli olan bir malzeme. Türkiye'de de bunun doğru dürüst bir temizliğinin yapıldığını düşünmüyorum. Fakat son
COVID-19'un ortaya çıkmasıyla beraber bizim yeni bir atık türümüz oluştu. Maske ve eldiven. Onları da sokağa atıyoruz. Bu ikisi genelde ana yapısı, yine onların da plastik, tekstil de var ama yani plastik içerikli olduğu için tehlikeli atığa giriyor sanıyorum, değil mi? Bunlarla nasıl baş ediyoruz? Ne yapmamız lazım? Evimizdeki maskeleri, eldivenleri evimizde atıyorsak nasıl? Dışarı atanları zaten kızıyorum. Buyurun, söz sizde. Maske ve eldiven. Valla sigarayla da sakızla da pek aram yok. Onun için sakıza ne yapılabilir, ne yapılır onu duymadım. Ama bu şeyle ilgili ne derler, maske ve eldivenlerle ilgili işte bizde de bir takım genelgeler yayınlandı. Buna göre bunları bir kere ayrı biriktirmemiz lazım. İki tane poşet iç içe koyarak bunu bertaraf etmemiz gerekiyor. Yani bunlara ayrı bir özen göstermemiz lazım. Tabii tehlikeli atıklar kendine göre tanımları var. Yani her atık tehlikeli değil. Bu tabii tıbbi olarak bir takım sağlık nedeniyle, şimdi virüs salgını nedeniyle böyle bir şey oluştu. Tabii geçici, bu böyle devam etmeyecek. Bu süre geçtikten sonra normal plastik atıklar, tehlikesiz atıklar nasıl değerlendiriliyorsa onlar da aynı şekilde değerlendirecek. Ama şu aşamada bu COVID salgınına karşı kullanılan maske ve eldivenlerin ayrı biriktirilmesi, dediğim gibi belli bir süre geçtikten sonra iki iç içe, iki poşetin içinde bunların ağzını sıkıca bağlanarak belediyeye verilmesi gerekiyor. Çok bu güzel. Konuyla ilgili söyleyebileceklerim bunlar. Bir de hava ısındığı zaman itibariyle, an itibariyle, serbest bırakıldığı an itibariyle piknik yerleri, sadece piknik yerleri değil, yer gök bir anda çöp oldu ve doğa dedi ki eyvah, insanlar geliyor, yandık bittik falan. Doğa gerçekten bu COVID döneminde 2,5 ay boyunca bayağı nefes aldı. Yeniden karınca yuvaları ortaya çıktı. Yaşam, doğal yaşam bir parça daha hareketlendi. Uçak ve arabalar olmadığı için hava daha temizdi. Her şey daha iyiydi. Fakat bir anda yeniden onu kirletmeye başladık. Bizi izleyen üniversite bölümünden öğrencilerimiz de var bugün. Onlara ne öneriyorsunuz? Yani sadece onlara değil tabii, hepimize. Yani kirletmek değil, çöpümüzü alıp yanımıza götürmemiz, geri götürmemiz gerekir. Bizim de genişletilmiş tüketici sorumluluğuna sahip olmamız gerekiyor sanıyorum. Her türlü atığa farklı gözle bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla siz Mete İmer olarak, ÇEVKO Genel Sekreteri olarak bizi izleyenlere ne yapması öneriyorsunuz? Hani sizin söylediğiniz gibi önce azaltmakla başlayan ne öneriyorsunuz? Geldi mi sesim? Evet, yine kesilecek gibi oluyor ama siz olsun, beni olsun. Uyarın çünkü biraz aradaki kesilir gibi oldu. Tabii hep şunu söylüyoruz, yani çok basit bizim yapmamız gereken ambalajlı atıklar, değerlendirilebilir atıkların, bunların büyük kısmı ambalaj atıkları, ayrı biriktirmek, ayrı bir yerde biriktirmek. Bunları cam dışındakileri hepsini bir arada biriktirebiliriz. Plastiği, işte metal olanı, kağıt, karton, bunların hepsini ayrı ayrı biriktirmemiz evlerimizde hem gerekmiyor hem zaten mümkün değil, böyle yerimiz yok. Çünkü bunlar zaten biraz sohbetimizin başında söylediğim gibi bir ayırma tesisine gidecek ve burada zaten ayrılacak. Onun için bütün mesele bunları mümkün olduğu kadar temiz, hacmini azaltacak şekilde biriktirmek ve bunu zaten bir sistem varsa bu ancak çalışıyor. Gelecek belediyenin veya lisanslı firmanın aracına teslim etmek veya konteyner varsa kapıda, mahallemizde götürüp oralara bunları atmak. Ambalaj atığı, kumbaraları. Ama diyor ki, ben diyor mesela sokak satıcısına veriyorum diyor.
O zaman da ben de diyorum ki belediyeden hizmeti beklemeyin. Çünkü siz zaten hani bunu sokak satıcısına teslim etmiş oldunuz yani. Hani bu sigortasız çalışan, son derece ne denir, sağlıksız koşullarda kontrol edilmeksizin çalışan başka bir sektördür. Belediyemize vermemiz lazım, değil mi? Şimdi tabii belediyemize vermemiz lazım ama belediyemizin de gelip bunu alması gerekiyor. Yeterli işte altyapı olması gerekiyor. Şimdi bu sokak toplayıcıları konusunda bir uzun bir konu. Onu da konuşmaya başlarsak bir saat sürebilir. Yani sokak toplayıcıları maalesef bizde her şey bir yasal var. Bir de yasanın yanında kendi kendine devam eden kayıt dışı dediğimiz işte bir sektör oluşmuş. Biz hep bunun bir şekilde tek bir yerde birleşmesini savunuyoruz. Onların da sosyal açıdan tabii ki bir takım ihtiyaçları var. Bir iş de yapıyorlar ama bir şekilde yasal düzenlemeler dahilinde bunu yapmalılar. Belediyelerle birlikte onların gözetimi, denetimi altında bu işi yapmalılar. Gene tabii orada bir alışveriş söz konusu, bir ticaret söz konusu. Belki bunu işte lisanslı firmalara satabilirler piyasa koşullarından. Bu mümkün olabilir. Zaten götürüp oraya satıyorlar ama bunun için bir kayıt altında olması gerekiyor. Yoksa kayıt dışı da olursa bu toplanan atıkları daha sonra değerlendiremiyoruz, bilemiyoruz ne kadar olduğunu. Ya da lisanslı firmanın üzerinden bunlar belki ekonomiye giriyor. O zaman oradan sayılıyor. Buna çözüm yolları aramamız gerekiyor. Bulmak da mümkün. Sadece bizim ülkemizde yok. Pek çok ülkede var. İşte Güney Amerika ülkelerinde var. Balkan ülkelerinde var. Hindistan'da var. Yani bu tip çalışma yapanlar. Bütün mesele bir sistem düzen kurduysak bu düzenin içinde onları da değerlendirmeliyiz. Onlar da burada bir şekilde katkı sağlayabilirler. Ama biz temiz toplamayı savunuyoruz. Yani ne olursa olsun kim toplayacaksa toplasın. Bunları çöpün içinden değil ayrı ayrı hijyenik olarak çünkü çöpün içine almak hem işte gördük bu sağlık sorunu yaşıyoruz çok. Şu anda. Zaten çok uygun ve destekleri bir şey değil. Yani biz kendimize düşen, üstümüze düşen tüketiciler olarak eğer bunları ayrı biriktirirsek bir şekilde onları sokak toplayıcıları tabii tercihen şeyler, belediye görevlileri, lisanslılar onlar olmadığı takdirde işte birileri gelip alıp bunu ekonomiye kazandırıyor. Böyle görmek gerekiyor ama bunu bir bütün oradaki sorunları çözmek için adım atmak lazım. Tabii. Biz çeşitli önerilerde bulunduk bununla ilgili. Belki yakın zamanda veya zamanı gelince burada da bir çözüm gelecektir. Ben bir şeye daha değinmek istiyorum. Tabii ki. Bugün sonra çok ciddi bir hortum yaşadık İstanbul'da. Yani bu pek çok konuyu konuşuyoruz. Bu bize hep gösteriyor işte iklim değişikliği diyoruz. Yani iklim değişikliği artık bir şey değil. Yani bir mit değil. Yani bir gerçek, real bir hikaye de bir gerçek ve bu çat kriz haline gelmiş durumda. Buna karşı çözüm üretmemiz gerekiyor. Çok yani çeşitli şeylere sebep oluyor. Tabii bunların hepsini biliyoruz zaten yaşıyoruz. Bu da çok önemli. Yani ben burada bize gene bireyler olarak bu iklim kriziyle mücadelede de yapacak düşen görevler var. Bunları da kısaca hatırlatmak istiyorum. Devletlerin yapacağı konular, işler var. Tabii şehirler var. Biz sivil toplum kuruluşları olarak bu konuda bir çalışmaya içine girdik. İşte 4-5 yıldır bu Paris Anlaşması'yla birlikte bu konuyu önemsiyoruz. Bu konuda daha çok önlem alınması lazım. Uyum sağlamamız gerekiyor. Burada hem azaltım, bu sera gazı tabii neden oluyor bu şeylere, iklim değişikliğine bir azaltım gerekiyor. Hem şirketler, fosil yakıtların artık kullanılmaması, azaltılması gerekiyor. Yenilenebilir enerji burada çok önemli. Çünkü enerji baktığımızda bu sera gazı salımlarının en büyük nedeni enerji kaynakları. Tabii ki ulaşım da burada önemli ama gene o da enerji kullanımıyla ilgili. Bir kere bu çok önemli. Ama şu da bir gerçek. Ne yaparsak yapalım artık
Bununla yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Yani buna uyum sağlamak zaten Paris Anlaşması'nın ikinci önemli hedefi. Bu uyum çalışmalarında ürettiğimiz ürünlerin bu koşullara uygun hale getirilmesinden tutun, işte bu anlık kriz halinde ne yapacaksın, ne yapacağız, bir takım acil eylem planları, bütün bunların yapılması gerekiyor. Yani bu çok hızlı devam eden bir süreç ve Evet. sanki bu Covid salgında işte hepimiz evlerimize çekildik, hava temizlendi, işte internetten baktık, dünya temizlendi falan gibi geliyor ama bu çok geçici. Bu bir çözüm değil. Bizi esas bekleyen çok önemli bir kriz, iklim değişikliği ve bu krizi çözmek çok kolay değil. Bunun için çok da zamanımız kalmadı. Bunun bilincine de varmamız çok önemli. Geri dönüşüm aslında bu iklim değişikliğiyle mücadelede de bir önemli Adım tabii. faktör bir taraftan. Buna da katkısı var. Ya bunları da söylemek istedim bu Şimdi arada. küçük Teşekkür ederim. arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, okullular bu işe daha çok önem veriyorlar. Ve gerçekten iklim değişikliği dediğiniz zaman Greta Thunberg'in izinden giderek hakikaten güzel şeyler yapıyorlar. Ailelerini yönetiyorlar. Bence birazcık daha çocuk üzerine yoğunlaşarak gitmekte yarar var. Bu arada biliyor musunuz vaktimiz doluyor. Geçti bile saatimiz. Biraz sonra veda edeceğiz. O zaman hepimiz üzerimize düşeni yapalım. Birazcık atıklarımıza bir dikkatli bakalım yani, değil mi? Ne atıyoruz, ne atmıyoruz? Bir göz atalım. Aynen. Mümkün olduğu kadar plastik ve sert plastikleri özellikle ayrı atalım. Kağıtları ayrı atalım, ıslatmayalım, yaş çöplere karıştırmayalım. Elinizde ne varsa, yaş çöplere karışmazsa bizim işimize yarar arkadaş, geri dönüşüme gider ona göre. Siz ne kadar onları o geri dönüşüm kumbaralarına atarsanız, belediyeniz size her köşeye kumbara koyar. Ama siz onları kağıt toplayanlara, bilmem ne toplayanlara verirseniz, siz o kumbarayı biraz daha bekleyeceksiniz o zaman. Değil mi? Ben şimdi böyle bir de şey değil. Son bir söz kapatalım hadi. Son bir söz sizden Mete Beyciğim. Evet. Evet, geleceğimizi geri dönüştürelim diyoruz. Onun için de bugün başlamamız lazım. Gelecek için bugünden geri dönüşüme destek olalım. Hep birlikte hiç değilse birey olarak geri dönüşümü kendi evimizden, kendi iş yerimizden başlatalım. Öyle diyeyim. Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Sizi Çok ağırlamaktan teşekkürler. onur duyduk gerçekten. İnşallah bir de bizim sayfada buluşuruz. Zeliha Sunal'da. Ama çok teşekkür ediyorum Çevko'ya ve Tabii. size hizmetleriniz için, doğaya, çevreye verdiğiniz hizmetler için. Sevgiler, saygılar Mete Beyciğim. Hoşça kalın. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Bütün katkılarınız için, çevreye yaptığınız katkılar için sizi yakından tanıyoruz. Gerçekten ben de bu vesileyle hem pozitif enerjiniz için hem de bütün destek ve Sağ olun. katkılarınız için bu konuya teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sağ olun. Çok sağ olun.